olay oldu. Her konuştuğum başka bir şey geliyor. Konuşuyorum artık. Konuştu, olay oldu. Arkadaş olarak kalalım daha iyi. Konuştukça konuşuldu. Kendi ayakları üzerinde duran bir insanım. Çok da güzel aileme de yardım ediyorum. Yediği yemekten, giydiği kıyafete, çektiği selfie'den, gittiği tatile kadar ne varsa merak konusu oldu. Biz de Magazin Burada.net ekibi olarak Şeyma Subaşı'nın hayatını mercek altına aldık. İşte Şeyma Subaşı'na dair tüm merak edilenler. Magazin gündeminden asla ama asla düşmeyen Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990 tarihinde. Kaldığımız yerden devam edecek olursak, ikilinin aşka dönüşen ilişkisi sonucunda dünyalar güzeli bir kızları oldu. İlişkileri biraz tersten ilerlese de Şeyma Subaşı kalbinin sesini dinledi ve aşkından vazgeçmedi. Çift sonunda Fransa'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Acun Şeyma çifti 1 yıl 2 ay boyunca evli kaldı. Bu süre zarfında yaşadıkları mutluluğu herkes gibi bizler de takip ettik. Her şeyi güzel giderken kendilerini Silivri Adliyesi'nde bulan çift 9 dakikalık bir duruşma sonunda yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından bir sürü şey söylendi, bir sürü şey konuşuldu. Ama Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı her zaman kızları için en iyi olanı yapmaya çalıştı ve aralarındaki anne baba ilişkisini hiç bozmadı.
Yaşadığı bu ayrılığın ardından hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışan genç anne Şeyma Subaşı, hem çocuğuna iyi annelik yapabilmek hem de kendi ayakları üstünde durabilmek için uğraştı da uğraştı. Açıkçası başardığını da söyleyebiliriz. Aldığı sayısız eleştiri karşısında pozitifliğini hiç kaybetmeyen ve duruşundan asla ödün vermeyen Subaşı, her şeyden önce biricik kızı Melisa'nın eğitimine çok önem veriyor. Melisa Ilıcalı küçücük yaşına rağmen ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Kızının her şeyiyle ilgilenen Şeyma Hanım, Melisa Ilıcalı'yı her zaman kendi gibi şık giydiriyor. Pandemi sürecinde karantinada kaldığı için kızını uzun süre göremeyen Şeyma Subaşı'nın kızı için döktüğü gözyaşları, kızına olan düşkünlüğünü en güzel şekilde anlatmıyor mu zaten? Şu an sadece tek düşündüğüm şey Melisa'yı görmek tabii. Çünkü gerçekten hani pek anlaşılmıyordur tabii sosyal medyada falan, ama hani canım kalbim çok acıyor. Defa hani gerçekten hani çok uzun süre kızımı göremeyecek olacağım. Peki gözyaşları? Yok. Aynen, Melisa demek istemiyorum. O yüzden yani zor bir durum tabii şu anda benim için de. Kızını, evladını insan ayırmasın. Başka bir şey yok. Kendi ayakları üstünde durma konusuna gelince, Subaşı kafede işletti, kitap da yazdı. Tekstil sektörüne de atıldı. 10 parmağında 10 marifet olan Şeyma Subaşı bir şekilde kendi ayakları üstünde durmayı başardı. Genç bir kadın olan Şeyma Subaşı, yaşadığı ayrılıktan sonra hayata küsmedi ve tekrar aşkı da tattı. İtalyan DJ Guido Senya ile 1,5 yıl süren bir birliktelik yaşadı. Gitseydim eğer oraya, evet, 2 hafta boyunca evde kalmak zorundaydım. Otelde bile kalamıyordum, o yüzden iptal ettim. Evet. Onun yerine he came to me. O yüzden Guido geldi. 3 milyonu aşan takipçi sayısıyla sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Hanım, bu tutku dolu ilişkisini de gizlemedi ve mutlu anlarını sevenleriyle sık sık paylaştı. TikTok. Guido hates TikTok. Şey diyor, TikTok'u istemiyor yapmamı da. Ne yazık ki Şeyma Hanım'ın yüzü yine gülmedi. Daha önce de çok kez ayrıldıkları söylenen çiftten yine hayır, hala birlikteyiz açıklaması beklenirken yeni yeni söylentiler çıkmaya devam etti. Şeyma Hanım'ın tüm faturaları ödemek zorunda kaldığı için sevgilisini terk ettiği bile söylendi. Tüm bu iddialara yine cesur kadın Şeyma Subaşı noktayı koydu. Ayrılığın sadece mesafe miydi? Uzaklıktan mesafe, dolayı. Aynen, uzak kaldı çok. Faturalarını ödediğinizden dolayı sıkılmış diye söylediler. Ne olursunuz ya, gözünü seveyim. Hayır, biz söyleyelim, soralım sizden. Yok öyle bir şey, ne olursunuz, aynen, inanılmasın öyle şeyler. Öyle bir durum yok tabii ki de. Kendisi çok iyi, çok zaten iyi kalpli, çok tatlı birisi. Magazin Burada.net mikrofonuna konuşan Subaşı, fatura iddialarını yalanlarken ayrılık iddialarını doğruladı. Ayrılığın sebebi ise hala bilinmiyor. Müce Bey'le ayrılık haberleri çıktı, doğru mu? Doğru, evet. Aynen. İki taraf için de daha iyi olur diye, yurt dışında sürekli ben buradayım falan. Öyle şey olamıyordu çok fazla. Arkadaş olarak kalalım daha iyi. Kötü bir ayrılma şeyi yok ama yani hani arkadaş olarak kendimiz ikimiz, yani ben istedim, o da kabul etti. Evet, karar verdik. Hani ne kıskançlığa gerek var, ne birbirimizi üzmeye hani gerek yok, birbirimizin üzerine şey. Çünkü ben şu anda bir de şöyle bu durumdayım. Açıkçası bunu da ben istedim, bu kararı vermek ben istedim. Kendisi hani saygı duydu.